Emniyete bayağı yaklaşmıştık. O sırada kardeşlerim ikisi önde oturuyor. Ben babamla arkada oturuyorum. Büyük kardeşim de arkadaşıyla konuşuyor. Arkadaşı da çıkacakmış. İşte biz şuraya gidiyoruz, sen de oraya gel gibisinden haberleşiyorlar. Tam o sırada bizim araç resmen bir patladı. Ne olduğunu anlayamadık. Böyle içinde elektrik kıvılcımı gibi kıvılcımlar, inanılmaz bir ses. Sayılır ya, daha şimdi hani burada tıraş olurken sinir kaybı vardı ya, Evet, daha onlar uyuşmaların devam ediyor mu? devam ediyor, Bu tabii orada tarafının da işte uyuşma değil mi? tabii. Mermi tam benim hava mermisiymiş sanırsam. Üstümden girmiş. Kapıyı yamultmuş. Ondan dolayı da sürgülü kapı açamıyoruz biz tabii. Babamla büyük kardeşim bayağı bir ona uğraştılar. Babam yandan fırlamış, diğer kapıdan çıkmış. Ben onları hiç hatırlamıyorum. O sırada ben çıktım. Kardeşime bir baktım. Anlatması zor. Kan buradan fışkırıyor. Burası kocaman bir delik. Ben kendimi kaybettim. Bağırıyorum, baba diyorum. Hani babamda da yara var. Görüyorum kanı. Büyük kardeşim de burasından mermi geçmiş. Buralarında şarapnel parçaları gelmiş görüyorum ama ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Burası bomboş ve kan fışkırıyor. Bağırıyorum, kendimi kaybetmişim. Büyük kardeşim bana bir tokat attı, abla kendine gel, bir sakin ol diye. Hani bu vatan bizim dedik, başkasına vermeyiz. Bir Türkiye var, başka Türkiye yok. Başkası gelip Türkiye'yi sığınabilir ama bizim sığınacak kimsemiz yok. Kendi ülkemiz var. Bir Çanakkale'miz, bir Sakarya'mız. Bir de 15 Temmuz'umuz oldu. Kafamı kaldırdığımda üstüm inanılmaz şekilde kandı. Biraz daha kaldırdığımda kan fışkırmaya başladığını gördüm. Korkmadan çıktık. Karşı geldik ve çok şükür de bu darbe girişimini bastırdık. Vatanınız için yaptınız Tabii diyorsun. ki her yine olsa yine yaparım. Allah yani çok şükür inşallah bir daha böyle bir şey yaşatmaz ülkemizde devletimize. Ama yani hiçbir şekilde tereddüt etmedim o gece ben. Hani canımı vermeye çıktım. Veriyordum da ama Allah gaziliği nasip etti. Bunda da vardır bir ayrı. Çok şükür ki bu vatan için kanımı dökmek bana nasip oldu. Yani dedik bu vatanı kimselere, yabancı güçlere, terör örgütlerine hiçbir şekilde emanet etmeyeceğimizi bir kez daha göstermek için tıpkı Çanakkale ruhunda olduğu gibi o ruhla, o vatan sevgisiyle, o millet sevgisiyle yolumuza düştük. Madalya benim için her şey. Türkiye, yani vatanımı anlatıyorum.